Hocam, yeni bir soru. Çok cevaplamaktan haz alacağınızı düşündüğüm bir soru. Hayırlı diyorlar ki, dişi beyinden mühendis olmaz mı? Matematiğe ve fiziğe ilgisi de olsa. Allah Allah, bunu nereden, kim? Yani enteresan bir şey. Bu şey işte, biz kafamızda öyle bir kategorilere koymaya alışmışız ki, sanki yani mühendislik erkek mesleği ya da işte kadın erkek beyni diye herkeste standart bir şey varmış da meslekler ona göre dağılırmış gibi, böyle bir durum yok. Şimdi mühendislik temelde orijini itibariyle, yani çıkış alanı itibariyle bir sanat dalıdır. Nedir mühendislik? Etraftaki var olan olasılıklara bakıp teknik bazı çözümler üretmek. Yani sorunlara teknik çözüm getirmekle ilgili bir şeydir. Bunu aslında en iyi genelde kadınlar yapıyorlar. Mesela çekip çevirme işlerinde, düzene koyma işlerinde, sorun çözme işlerinde kadın beyni daha uzun erimli düşündüğü için daha iyidir. Bugün mühendislik maalesef teknik bir dala indirgendiği için, yani işin bir sanat ve yaratıcılık tarafı biraz sekteye uğradığı için, artık kullanılmadığı için, daha mekanik, daha algoritmik, işte belli sıralarla yapılacak standart üretimlere falan dayanmış bir şey haline gelmiş. Yoksa normalde bu işin erkeği, dişisi, kadını, erkeği yok. Yaratıcı bir faaliyet olarak teknik çözüm üretebilir. Kadınların bir tık daha iyi ama hepimizin üzerinde zihin mesaisi harcadıkça çok iyi yapabileceğimiz bir şey. İnsanın zaten yapabileceği bir şey bu. Tabii bu konuda çalışmak, meraklı olmak, motivasyon sahibi olmak gerekiyor. Kadınlar her mesleği yaparlar. Hangi mesleğe yatkınlarsa, hangi mesleği seviyorlarsa onda vasati olarak erkeklerden çok daha iyi olabilirler. Çünkü kadınlar çok daha dikkatlidir, daha çalışkandır. Ben öğrencilerimden biliyorum. Benim daha önce televizyonlarda örnek verdiğim meseleyi özellikle bu tarafa sündürmeyi çok seven bazı gazeteciler falan da oldu. Orada sadece bilişsel farklılıkların güncel yaşamdaki ortaya çıkış biçimlerine dair bir örnek vermiştim. Fakat tabii zihinler kategorik çalıştığı için bunu hemen alıp o ne diyor mu ne bir yerde bana şey aşçı kadınları tanıtıyor. Benim ailemde var 4 tane profesyonel aşçı kadın zaten. İşte buradaki soru da aynı kategori hatasından muzdarip. Meslekler kadına erkeğe göre ayrılmaz. İnsanlar kadına erkeğe göre ayrılmaz. Beyinler kadına erkeğe göre ayrılmaz. Beyin çalışma prensibi olarak ortalama bir kadın beyni ve erkek beyni özelliği vardır. Fakat bunun arasından binlerce, milyonlarca marjinal tip çıkar. Belki de bu arkadaşımız da öyledir. Dolayısıyla herkes her mesleği yapar. Önemli olan insan sevdiği mesleği, hayatında hiç çalışmış olmayacak kadar aşık olduğu mesleği yapsın. Esas verim orada gözüküyor zaten. Ya aslında beyni dişi beyin, erkek beyin diye ayırmak, bu mesela bitkilerde de oluyor ya, işte dişi bir bitki ve erkek bir bitki. Hani orada cinsiyetle alakalı bir şey söylemiyorsun bitkilerle ilgili söylerken. Aslında beyinle ilgili cinsiyet belirtirken de bu basitlikte mi düşünmek gerekiyor acaba? Yani illa kadın ve erkek, yani orada sadece A beyin ve B beyin de diyebilirdik ona yani. Aynen işte, yok tipolojik olarak böyle bir kalıba sokup daha kolay anlıyormuşuz gibi geliyor ya, aslında insan öyle kalıba girecek bir şey değil. Bizim anlattığımız temelde şu: erkek ve kadın anne karnında oluşurken, erkek bebekler, kız bebekler daha oluşurken hormonal farklar sebebiyle beyinleri de farklı gelişiyor. Doğduklarında daha ilk yaşlarında, yani ilk seneden ilk aylarında oynarken, iletişim kurarken bile farklı davranıyorlar. Bir kere biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla davranışsal bir fark var. Beynin fiziksel yapısında ölçebileceğimiz çok belirgin bir değişiklik yok. Bir tek işlevsel olarak erkeklerde sol yarı kürenin biraz daha geç geliştiğini biliyoruz. O kadar. Onun dışında kapasite bilmem ne fark yok. Bir tık kadın beyninde şöyle bir şey var. İki taraf arasında iletişim çok kuvvetli. Kalın o lifler, korpus kallozum dediğimiz bağlayıcı lifler. Bir de kadınlarda beden başına düşen beyin ağırlığı erkeklerden bir tık daha fazla ortalamaya göre. Ama bunun dışında insan beynini esas şekillendiren yetişmedir. Yani yaşadığınız ortamdır. Anne babadan ne görüyorsanız, etrafınızda ne kadar sizi meşgul eden uyaranlar varsa beyniniz o kadar gelişiyor. Ne kadar çok imkan içindeyseniz beyniniz o kadar az gelişiyor. Ne kadar zorluk içindeyseniz beyniniz o kadar fazla gelişiyor. Daha fazla çözüm bulmanız gerekiyor. Esas belirleyici bunlar. Ama kadın beyni, erkek beyni farkı neden önemli? Temel davranışlarda bir farklılık var. Ve bu farklılığı yatsımanız, yok saymanız mümkün değil. Sadece bilimsel olarak değil, sağduyuyla da çok rahat görebildiğiniz. Hani bu gökyüzünün maviliği bilimsel olarak kanıtlanmış mı göster demeye benziyor. O kadar barizdir, nettir. Buradaki genellikle saçmalama noktasına varan spekülasyonlar meselenin anatomik mi yoksa davranışsal mı olduğunu anlamamaktan kaynaklanıyor. Anatomik olarak bir farkımız yok. Beden dışında da çok bir farkımız yok zaten, erkek kadın. Yani insanlarda öyle çok fazla bir numara yok. Ama ufak işlevsel farklılıklar hayat paylaşımında ciddi farklılıklar doğurabiliyor. Bunun bilincinde olursanız daha iyi hayatınızı yaşarsınız diye bizim gibi insanlar bunları anlatıyorlar. Dolayısıyla bu bilgilerin önemi hayatı daha iyi tanımak açısından öncelikli. Yani yoksa kadın erkeği kategorize etmek değil ama.